Başrolünde Alişan'ın yer aldığı Aynalı Tahir dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Yeşim Biber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen ünlü oyuncu, yıllardır teknede yaşıyor. 90'lılara damga vuran Aynalı Tahir dizisinde, Alişan ile fırtınalar estiren, Yeşim Biber'in son halini görenler şaşırıyor. İşte Aynalı Tahir oyuncularının şimdiki halleri. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Saruhan Hünel. Saruhan Hünel, İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selaniklidir. Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşında TRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında Gündüzün Karanlığı, 1993 yılında Yasak Sokaklar, 1998 yılında Unutabilsem dizilerinde oynadı. Saruhan Hünel, vatani görevini tamamladıktan sonra Aynalı Tahir dizisiyle 6 bölüm için anlaştı. Ancak dizi fenomen haline geldi ve 5 yıl devam etti. 170 bölümde rol alan Hünel, Aynalı Tahir dizisiyle şöhrete kavuştu. Şimdiye kadar birçok dizide rol alan Hünel, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterine hayat verdi. İşte oyuncumuzun son hali. Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petekkaya çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti. 2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle komedi alanında da rol aldı. 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Diyarbakırlı delikanlı Sadi karakterini canlandırdı. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de, ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine de konuk olarak katıldı. Son olarak ise Kanal D'de yayımlanan O Kız dizisinde Kadir karakterini canlandırdı. İşte usta oyuncumuzun son hali. Alişan, 1976 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Zaza kökenlidir ve Bingöllüdür. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak'tı. Müzik yeteneği küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz 2 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in Sabuha, İzzet Altınmeşe'nin Maden Dağı adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü Sana Bir Şey Olmasını 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası Kralı Gelse adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Papatya ile Karabiber adlı filmde, Karabiber ve Cennet Mahallesi adlı dizide Ferhat karakterlerini canlandırmıştır. Alişan hayatı boyunca ağırlığını oyunculuğa değil, şarkıcılığa vermiştir. İşte evli çocuklu olan sanatçımızın son hali. Yeşim Biber, 90'lı yıllara damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Sedef karakterini canlandıran oyuncu Yeşim Biber, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Sevilen ismin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
toplamda 5 sezondan oluşan ve 175 bölümüyle ekranlara veda eden Aynalı Tahir dizisi, aynı zamanda Yeşim Biber'in de büyük bir üne kavuşmasını sağlamıştı. Dizide Sedef karakterine hayat veren Yeşim Biber, o dönem renkli gözleri ve güzelliği ile kendisini hayran bırakıyordu. Yeşim Biber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile hayatını birleştirdi. Bu evliliğinden Nehir ve Can Yunus adında ikiz çocukları dünyaya gelen güzel oyuncu, tam 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Biber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti. Yeşim Biber, takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna yanıt verirken, "Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz," dedi. "Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Hep soruyorsunuz ya, teknede yaşamak zor değil mi?" diye. "Evet, bazen zor," şeklinde ifade etti. Güzel oyuncunun teknedeki o hali sevenlerini epey bir üzdü. Kayra Şen Ocak. 25 Haziran 1975'te İstanbul'da doğan Kayra Şen Ocak, 1993 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki Bilal karakteriyle tanındı. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmur'dan Sonra isimli dizide oynadığı İbrahim ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki Koray karakterleriyle tanınır. Kayra Şen Ocak, oyunculuğunun yanında bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. Samanyolu TV'de Kapıda Biri Mi Var isimli yarışmayı sundu. Şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul karakterine hayat verdi. Usta oyuncu geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrıldı. Kayra Şen Ocak ve Gizem Yanık'ın Kızılcık Şerbeti'ndeki yolculuğu son bölümle sona ererken, Ertuğrul'u canlandıran Şen Ocak'tan duygusal bir veda paylaşımı geldi. Dizi setinden fotoğraflar paylaşan Şen Ocak, dizi ekibine, izleyicilere ve karakteri Ertuğrul İslamoğlu'na veda ederken herkesi duygulandırdı. "Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu. Bugün uzun yolculukları severim. Ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var. Elbet olmaz olur mu? Hiç doldurdum gene heybemi gidiyorum. Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma, en çok da beni evlerinde ağırlayan, siz pek tatlı şerbocu'lara teşekkür ediyorum," dedi.